Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir karşılaştırma videosuyla karşınızdayız. Hangi telefonları karşılayacağız? Realme'nin geçtiğimiz günlerde ülkemizde de satışa sunduğu 6i modeli ve bu senenin hemen başında raflardaki yerini alan yine Realme'nin 5i modeli. Neden bu iki telefonu karşılaştırıyoruz? Hemen size söyleyelim arkadaşlar. Çünkü 5i ile 6i'nin çıkış tarihi arasında çok az bir zaman var. 5i 2019'un sonlarına doğru çıkmıştı. Yani 2019'un Aralık ayı gibi raflardaki yerini almıştı. 6 ise Mart ayında raflardaki yerini aldı. Ülkemize gelişi ise Nisan ayını buldu. Yani iki telefon arasında takribi olarak 4 ay gibi bir süre bulunuyor arkadaşlar. Peki bu 4 ayda ne değişti de Realme 5i'den 6i'ye geçmek istedi? Biraz da bunu görmüş olacağız aslında. İki telefon arasında keskin farklılıklar var. Lakin görüntü olarak, dış görünüş olarak baktığınız zaman iki telefon birebir aynı arkadaşlar. Yani Realme 5i'nin kasasını almış, içeriklerini biraz değiştirmiş ve 6i olarak bizlere sunmuş. Gerçekten de tasarım olarak değişen hiçbir şey yok diyebiliriz. Şu anda bakıyorum yani telefonun alt kısmında tabii bunda Type-C var, bunda Micro 2 var. Giriş haricinde değişen hiçbir şey yok. Yan taraftan bakıyorum aynı, diğer taraftan tutuyorum yine aynı. Kısacası tasarım tarafında değişen hiçbir şey yok. Burada biraz daha Apple'ın stratejisinden gitmiş Realme diyebiliriz. Nasıl işte iPhone 6 S ile 7 arasında bir fark görmüyorduk. Burada da aynı şekilde 5i ile 6i arasında önemli bir fark görmüyoruz dış görünüşten. Peki iç görünüşe gelince, yani iç kısma gelince neler değişiyor? Bunlardan biraz bahsedelim sizlere arkadaşlar. Bu iki telefon arasındaki en önemli değişiklik ise arkadaşlar kamera ve yonga seti tarafında oldu. Zaten ekranlar falan aynı, yani ekran değeri olsun, ekranın PPI piksel derinliği olsun, her şey aynı boyutuna kadar. Ama iş kameraya geldiğinde 5i'de 12 megapiksellik bir ana kameramız mevcuttu. Bu biraz eleştirilmişti. Çünkü buraya sen 4 tane kamera modülü koyuyorsun ve bunlara 12 megapiksellik bir kamera öncülük ediyor. Bu biraz eleştiriliyordu. Realme ne yaptı? Bu yapıcı eleştirileri aldı ve 6i modelinde 12 megapiksellik kameranın yerine 48 megapiksellik bir ana kameraya yerleştirdi. Bu kameraya eşlik eden diğerli kameralar ise yine aynı. Yani 8 megapiksellik ultra geniş açı kamerası, 2 megapiksellik makro kamera ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası yer alıyor arkadaşlar. 5i'de de bu aynıydı. 8 megapiksellik ultra geniş açı kamerası, 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası vardı. Yani şu 48 megapiksellik ana kamera haricinde geri kalan ana kamera bileşenleri aynı diyebiliriz. Zaten biz bunlarla bazı fotoğraflar çektik. Onları da sizlerle yine paylaşacağız. Böylece iki kameranın nasıl bir fark ettiğini kendi gözlerinizde de görmüş olacaksınız. Evet arkadaşlar, şimdi iki telefon arasındaki performans değişimlerine biraz odaklanalım. Bakalım iki telefon PUBG oyununu nasıl açıyor? Beraber buna şahit olalım. Çünkü bunda yani 5i'de Qualcomm tabanlı bir işlemci bulunurken 6i'de ise MediaTek tarafına geçildi. Bakalım bu Qualcomm MediaTek değişimi telefona nasıl yansımış, beraber görelim. Evet arkadaşlar, şimdi 5i ile 6i'yi performans açısından karşı karşıya getireceğiz. Fakat öncesinde size birkaç ufak bilgi vermek istiyorum. Dediğim gibi tasarım açısından iki telefonda fark eden hiçbir tarafı yok. Yani kullanılan malzemeye kadar tutun da şu ekrana kadar, ekranın çözünürlüğüne hatta piksel derinliğine kadar her şey aynı arkadaşlar. Arayüzler farklı sadece. Realme 6 modelinde kendi arayüzü Realme UI'yi kullandı. Android 10 tabanlı bir arayüz bu. 5i'de ise Color OS 6 var arkadaşlar. Android 9 işletim sistemi mevcut. Yani tabi yine baktığınız zaman iki arayüz arasında da öyle çok uçuk farklar yok. Simgeler falan değişmiş ama Oppo bir telefon kullandıysanız, daha önce Realme bir telefon kullandıysanız Realme arayüzüne de rahatlıkla alışabiliyorsunuz. Zaten biliyoruz, bilindiği üzere Oppo, Realme, OnePlus gibi markalar aynı holdingin çatısı altında. Dolayısıyla bunlara kardeş markalar da dememiz mümkün. Performans testine geçmeden önce şu bilgiyi sizlerle paylaşalım. Bu iki telefondaki farklı yonga setleri kullanıldı. Yani 5i'de Qualcomm yonga seti kullanılırken 6i'de ise MediaTek tabanlı bir yonga setine geçildi.
Realme 5 yıl modelinde Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 665'i kullanmıştı. Bu 11 nanomilimlik bir Yonga setiydi. 6i modelinde ise MediaTek tarafına geçildi ve MediaTek imzası taşıyan bir Yonga seti olan Helio G80 kullanıldı. Bu Yonga seti de ise 12 nanomilimlik bir üretim süreci söz konusu. GPU tarafına baktığımızda ise MediaTek'in Mali G52 MC2'den güç aldığını, Qualcomm'un ise Adreno 610'dan güç aldığını görüyoruz. Bakalım bu iki Yonga seti telefonların açılma tarafında nasıl bir performans düşümü sağlıyor? Bunları sizlerle paylaşacağız. İki telefonu da kapatıyorum öncelikle ve aynı anda açacağım. Bakalım hangi telefon daha hızlı açılacak, hangi telefon daha ağır kalacak, bunu beraber göreceğiz. Şimdi iki telefonda da power tuşuna basıyorum. Evet, bastım. Şu anda ikisi de açılıyor arkadaşlar. Bu 5'i, bu 6'yı. Bir kez daha dipnot olarak sizlere hatırlatayım. Evet, arayüzler geçiş yapıldı. 5'i biraz daha hızlı gibi görünüyor. Evet, 5'i açıldı. Yani Qualcomm Yonga seti takılı olan 5'i, MediaTek Yonga seti bulunan 6i'den hayli önce açıldı. Görüldüğü üzere. Tabi bu pek çok etkene bağlı arkadaşlar. Arayüzden tutun da işletim sistemine kadar, SSD'ye kadar, hatta kullanılan SSD'nin kalitesini, daha doğrusu dahili depolamanın kalitesine kadar pek çok etken söz konusu. Bunu da size dipnot olarak belirtirim. Şimdi birkaç tane uygulama açma deneyelim. En azından bakalım uygulama açma hususunda bir farklılık var mı? Onu gözler önüne sermiş olalım. Örneğin arkadaşlar şu Gmail uygulamalarına tıklayalım. Aynı anda açıldığını söyleyebiliriz. Burada ayarlara basalım. Aynı anda geliyor. Bunlar da çok büyük bir gecikme söz konusu değil. Chrome'dan iki telefonda da bir tarayıcı açalım. Bakalım ne olacak. Şimdi ikisinde de YouTube'dan bir açalım şöyle YouTube'u. Aynı anda açıldılar. Şunu açalım. Evet, şarkılar aynı anda açıldı. Yine bir fark yok. Tabii biz şimdi asıl farkı nerede göreceğiz? PUBG'yi açarken göreceğiz. Şimdi kapatalım şöyle. Şu uygulamaları falan da kapatalım. Bundan da kapatalım ve iki telefondan da PUBG'yi açalım. Evet arkadaşlar, şimdi geldik en can alıcı noktaya. Hem 5i'den hem 6i'den aynı anda PUBG'ye gireceğiz. Bakalım hangisi daha hızlı açacak. Bu arada şu 5'i belirtelim. Bu da 6'yı kasa olarak aynı oldukları için karıştırma ihtimaliniz mevcut. 5'i de Qualcomm tarafından geliştirilen bir Yonga seti. 6'yı de ise MediaTek tarafından geliştirilen bir orta segment Yonga seti bulunuyor. Ve aynı anda iki telefondan da PUBG'nin logosuna tıkladım. Bakalım nasıl bir açılış süreciyle karşılaşacağız. Ve bundan sonra ölçeceğiz. Bakalım, biraz oynadık ya, 10 dakika falan. Bu 10 dakikalık süreçte bakalım telefonlarımızdaki ısınma ne olmuş, bunu da beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet, şu anda 6'yı 1-2 adım önde sanıyorum. Zaten ben montajda buna sayaç da koyacağım. Sayaçta hangi telefonun kaç saniye önce açıldığını göreceksiniz. Yükleme ekranına geçti ikisi de şu anda. Evet, 6'yı açıldı. 5'yi de ondan biraz daha sonra açıldı. Yani 6'nin bu tarafa baktığımızda daha performanslı bir açılış sergilediğini görüyoruz. Sıcaklıklara bakalım arkadaşlar. Bu biraz oynama derecesinde sıcaklıklar ne oldu? Görüyorsunuz aynı, ikisi de 32'lere çıkmış durumda. Normalde 20'lerdeydi. Evet, 33, 33.3, 34 dereceyi gördük. 5'i de az önce, genel itibariyle ortalama olarak 33 derecelik bir sıcaklık çıkıyor karşımıza. Yani performans bazında baktığımız zaman arkadaşlar, iki telefon arasında aman aman bir performans farkı ben görmedim açıkçası. Dolayısıyla şöyle başla diyelim, iki oynadı hatta. Bakalım nasıl bir ayarda başlatacak oyunları, bunları da beraber görmüş olalım. Biliyorsunuz PUBG normalde kendi hemen bir ayar yapıyor. Bunları da size gösterelim. Bakalım hangi telefonu daha iyi gördü, hangi telefona nasıl ayar yaptı. Evet, oyuna girdi. 5'i de girdik oyuna. Bakalım ayarlarımıza 5'i de nasıl bir ayar var. Grafiklere girelim. Evet, 5'i de arkadaşlar
akıcı yani grafikleri en düşüğe almış diyebiliriz. Kare izleriz ise ortada stil, klasik, düzgünleştirme, kapalı, parlaklık. Az da grafikler, bu otomatik ayarlama arkadaşlar zaten sürekli ayarlama için. Bakalım. Evet. Bir de 6i'ye bakalım. 6i'de nasıl bir ayarlama söz konusu? Evet. 6i grafiklere gelelim. Evet. 6i'de göründüğü üzere kare hızı yüksek. Oyun HD'de. Normalde. Bunlar kapalı ve görünümde gerçekçi. Yani burada 6i'nin 5i'ye oranla biraz daha performansı olduğunu söylemek mümkün. Yani burada MediaTek Yonga seti kullanılmış diye bir hani öngörüye kapılmayın arkadaşlar. Görüldüğü üzere iki telefonda da benzer Yonga setleri, benzer sistemler kullanılmasa bile burada MediaTek Yonga setinin bir adım önde olduğunu görüyoruz. Hani çok ısınır, çok güç tüketir gibi bir düşünceye sahip olmayın. Baktığım zaman çünkü öyle bir şey söz konusu değil. Ayrıyeten MediaTek Yonga seti burada Qualcomm 600 serisinden daha başarılı bir performans sergilemiş durumda. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar 6i'yi farklı telefonlarla da karşılaştıracağız. Bakalım 6i'yi gerçekten fiyatının hakkını veren bir telefon mu daha net bir şekilde görmüş olacağız. Başka bir karşılaştırma videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu incelememizde sizlerle Realme'nin ardı ardına satışa sunduğu 5i ve 6i modelini karşılaştırmak istedik. Arada öyle uçuk bir fiyat farkı olmadığını da tekrardan hatırlatalım. Yani internete girdiğiniz zaman işte 300-400 lira gibi bir fiyat farkı oynuyor arada. Tabii bu makasın biraz daha açılması mümkün. Niye diyeceksiniz? Çünkü 5i için sürekli kampanyalar düzenleniyor. En son bazı e-ticaret sitelerinde bir kampanya trendi başlamıştı ve 1400 liraya satılıyordu. Dolayısıyla bu tarz kampanyalara yeniden denk gelebilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.